Bölüm 1. İslamiyet'ten önceki Türk tarihi. Bu bölümde karşımıza çıkacak olan kavramları tanıyoruz öncelikle. Kurultay Toy. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı büyük meclis. Tigin. Yani Tegin. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdar çocuklarına verilen ünvan. Yapgu. Hükümdarın kardeşi olan ve ülkenin bir bölümünü idare eden yöneticilere verilen ünvan. Yarlı, hükümdar emri. Komdu, üzerinde hükümdarın mührünün bulunduğu para yerine kullanılan bez parçası. İdik, İslam öncesi Türkler, dağ, ırmak, ay, güneş gibi varlıklarda bir takım gizli güçlerin olduğuna inanıyorlardı. Doğadaki bu ruhlara İdik denilmiştir. Yu, ölen kişinin ardından düzenlenen cenaze töreni. Yu aşı, cenaze törenlerinde verilen ziyafet, yani ölü aşı. Balbal, ölen kişinin hayattayken öldürdüğü kişiler sayısınca mezarın başına dikilen ya da mezarın içine konulan ağaçtan veya taştan heykeller. Kurgan, eski Türklerde ölülerin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezar. Ongun, yani totem. Bir topluluk tarafından ruhani yani kutsal özellikleri olduğuna inanılan ve sembol olarak kullanılan doğal bir nesne veya hayvan. Fresk, Uygurlar döneminde yapılan duvar resimlerine verilen ad. Ataerkil, babanın hakimiyetine dayalı Türk aile yapısı. Bodun, boyların bir araya gelmesiyle oluşan siyasi teşekkül. Şad, hükümdar soyundan olan komutanlara ve yöneticilere verilen ad. Töles, Orta Asya'da Türk boylarının oluşturduğu siyasi birlik. İkili teşkilat, yani çifti hükümdarlık. Devletin iki idari bölgeye ayrılarak yönetilmesi. Kut, Tanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılan hükümdarlık hakkı. Onlu sistem, ordunun onbaşı, yüzbaşı gibi onun katları şeklinde teşkilatlandırılması. Sosyal devlet, halk arasındaki eşitsizliği gidermeye çalışan, halka hizmeti görev kabul eden yönetim anlayışı. Töre, Türklerde adet ve geleneklerden oluşan sözlü hukuk kuralları. Veraset, hükümdarlık hakkının kan yoluyla hanedanın erkek çocuklarına geçmesi. Atalar kültü, ataların hatıralarına ve büyüklerine saygıya dayanan inanç sistemi. Kam, şamanist din adamı. Koşuk, şölenlerde saz eşliğinde söylenen şiirler. Sal, Türk atasözleri. Sagu, Yu törenlerinde büyük kişiler için yakılan ağıtlar. Toygun, kurultay üyelerine verilen isim. Ota, hükümdar çadırı. Tamu, öldükten sonra kötü insanların gideceklerine inanılan yer, yani cehennem. Uçma, öldükten sonra iyi insanların gideceklerine inanılan yer, yani cennet. Ağalık, yani hazine görevlisi. Aygucu, yani vezir. Buyruk, yani devlet bakanı veya hükümet üyesi. Tamgacı, yazışmalardan sorumlu olan kişi. Tudun, yani vali. Oguş, yani aile. Uruk, yani soy. Bod, yani boy.